Göreve geldiğimiz andan itibaren tüm federasyon ve spor bileşenleriyle çözüm odaklı, pozitif iletişimle onlara ve Türk sporuna bir şans verdik. Geldiğimiz noktada karşımızdaki manzara şudur. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri sadece bu bataklık düzenini sürdürme zihniyetinde değiller. Aynı zamanda ve daha vahimi, Galatasaray'ın bu bataklığı kurutma isteğine, şeffaflık ve adalet talebine de karşı durmaktadırlar. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, hazin bir koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak davranmakta. Sporun değer kaybetmesi pahasına geçmiş alışkanlıklarla çözüm ve ilerleme kaydettirecek sonuçlardan ziyade Galatasaray'ı hiç parçası olmadığı bir mücadeleye çekmekte, bu mücadeleden de şahıslarına güç devşirmeye çalışmaktadır. Zira onları bu pozisyonda tutan bugüne kadar çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiriyle vermiş oldukları mücadeledir. Ben ve arkadaşlarım, Türk sporunun Galatasaray'ın yarılarıyla düşünen zihniyetinin karşısında olduğumuz sürece koltuklarındaki günlerini sayanların koltuk telaşı var. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Bu mücadelemiz ülkemiz ve ülkemizin yurt dışında en başarılı şekilde temsil edilmesi içindir. Bu mücadelemiz ülkemizde futbolun değerini yükseltmek mücadelesidir. Çünkü söz konusu değerin asli yaratıcıları ve en büyük pay sahipleri dendiğinde de ilk akla gelen rahmetli kurucumuz Ali Samiye'nin kurduğu Galatasaray Spor Kulübü'dür. Futbolun değerini düşüren her yanlış, o yanlışı işleyen her kifayetsiz muhteris, futbolun ve doğrudan Galatasaray'ın değerlerinden çalmaktadır. Neden bizim sesimiz bugün gür çıkıyor diye merak edenlere vereceğim cevap şudur. Cevap, Avrupa'da son 6 takım arasına kalarak Türk sporuna hizmet eden Galatasaray'ın açık ve ortadaki performansıdır. Cevap, Türk olmayan takımları yenmek olarak Ali Samiyen Bey tarafından seslendirilmiş olan vizyonun ve iradenin ta kendisidir. Sizin kıymetli huzurlarınızda taahhüt ediyorum ki bu cevabın Yılmaz takipçisiyiz. Bu takipte cüssemizi değil, aklımızı kullanacağız. Mücadelemizin her adımının zamanı ve zeminini biz seçeceğiz. Kendi aralarında girdikleri dalaşın yerini onlar seçebilir. Ancak biz Galatasaraylı o sokakların çamurlarına sokmayacağız. Bu minvalde yarından tezi yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki her bir üyenin ya silkinip kendine gerek o koltukların temsil ettiği ağırlıkla mütenasip davranmasını, bu olmayacaksa ki ihtimalin zayıf olduğunu düşünüyorum. Bunu da tecrübe ettik. Acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz. Unutmasınlar ki makamlar şereflidir. Ancak esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz. TFF ise yönetmeyi beceremediği açık olan bu kurulların istifalarını mütakip ve TFF seçimleri en acil biçimde yenilenmeden önce en azından kamuoyunun denetimini açmak suretiyle kendisine bir iyilik, Türk futboluna ise bir hayır yapmaya çağırıyorum. Bu çağrıyı iyi niyetle hala görev yapan, azınlık olan ancak kifayetsiz muhterislerin kendi aralarında giriştikleri koltuk savaşının teessürle izlediklerini zannettiğim bir avuç temiz vicdanlı üyeye buradan sesleniyorum. Tüm bu yapılanlara rağmen
orada oturmayı tercih etmeye devam edecek olan Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan arkadaşlara da bir çağrım var. Artık sizin için seçim zamanı. Bugün önünüzde o koltuklarda devam etmek veya Galatasaray Spor Kulübü'nün şerefli bir üyesi olarak hayatınıza devam etmek dışında bir seçenek bulunmuyor. Bu seçimi Ali Samiye'nin ruhuna ve Galatasaray değerlerine uygun biçimde yapacağınıza inanıyorum. Ve bu başkanınız olarak sizlere yaptığım açık ve son çağrıdır. Galatasaray'ın bu pozitif ve tüm kulüplerin faydalarını gözeten iradesini zarara uğratmak ve yaralamak adına farklı söylemler ve dedikodular vasıtasıyla, burası çok önemli saygıdeğer üyelerimiz, lütfen tekrar üstüne basarak söylüyorum. Galatasaray'ı gönülden bağlı olduğu ve hizmet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşı karşıya getirmeye çalışanlara sesleniyorum. Geçmişte oynamış olduğunuz bu tarz oyunlar başka camialarda ve kişilerde karşılık bulmuş olabilir. Fakat bu oyunu Galatasaray camiasına oynayamazsınız. Kuruluşundan bu yana devletine sonsuz bir sadakat ve yurtseverlikle hizmetler vermiş, milletinin iradesine sonsuz saygı duymuş, siyasetle asla ilgisi olmayıp kesinlikle taraf olmamış, devletine her daim bağlı olmuş, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray Spor Kulübü, sizin bu oynamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Galatasaray bu tür oyunlara gelmez. Bizim bir tek cumhuriyetimiz var. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş bir camiayı devletle karşı karşıya bırakmak, aklınız sıra tevziratla, hile ve desise ile baskı altına almak haddiniz değil. Dediğim gibi Galatasaray ile mücadelenizde adaletsiz uygulamalarla ortamı kirletebilirsiniz. Sistematik ve kategorik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Ve Galatasaray'ı affetmediğinizi biliyoruz. Zaten bunu da söylediniz. Ama biz sporcuyuz. Çıkar oynarız. Koşullar ne olursa olsa oynarız. Ve siz hangi tezgahla karşımıza çıkarsanız çıkın, sonunda kazanan Galatasaray olur. Aziz Galatasaraylılar, Türk futbolunun değerini yönetemeyerek günden güne eriten bu federasyonun ve kurullarının devamı halinde önümüzde yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesinde değerli markamızın onlar tarafından ihalenin içerisine sokularak satılmasını kabul etmeme konusunda hazırlıklarımızı yaptığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Gerekirse tüm kulüplerle de konuşarak federasyonun yönetme iddiasında olup yönetemediği naklen yayın havuzundan çıkma irademizi ve kararlılığımızı huzurunuzda tekrar açıkça ifade ediyorum. Bizler verdiğimiz bu kararda ve giriştiğimiz her eylemimizde aşığı olduğumuz Galatasaray'ın bugünlerine ve yarınlarına sorumluluklarımızı önceliklendiriyoruz. Camiamızı anlık, kendileri tatmin edici reaksiyonlarla yönlendirenlerin ise bu sorumluluğu hissetmediğini veya taşımadığını düşünüyoruz. Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından içine çekilmeye çalıştığı oyun, geçmişte olduğu gibi basit bir Galatasaray Federasyon anlaşmazlığı olarak değerlendirilemez ve siz de böyle değerlendirmeyin. Buna benzer birçok konuyu yakın zamanda yaşadık. Örnek olarak kelem ile marka arasında geçen tartışmayı yaşadık. O günkü konuyu aile içerisinde halletmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar giden, hatta bazı üyelerimiz de maalesef desteklediği türden kavgalara girmedik. Galatasaray için doğru bildiğimizi yaptık. Sonucu da hepinizin malumudur. Galatasaray'ımızı düşünerek davrandık. Bugün Avrupa'da martı bekliyoruz. Camiamızın kıymetli temsilcileri. Bugün
erkek futbol ve erkek basketbol branşlarımızda Avrupa'da son 16'ya kalmış takımları yöneten bir kulübün başkanı olarak sizinle konuşuyorum. Seçilirken Galatasaray'ı taşımayı planladığımız aydınlık gelecekten her ne pahasına olursa olsun geri adım atmayacağız. Tüm bunların yanında hizmet ederken başkan ve yönetim kurulu gibi bizler de bazen hata yapabiliyoruz diğer başkanlar gibi. Fakat bu hatalarımızı savunmak yerine doğrularla değiştirecek kadar hızlı bir biçimde amacımıza doğru ilerliyoruz. Çünkü Galatasaray'ı çok seviyoruz. Zira yöntem olarak güçlü olduğumuz havasını değil, doğru eylemlerin dürüst değerlendirmenin ve Galatasaray'a yakışır bir açık yürekliğin bizi gerçekten güçlendireceğine inanıyoruz. Her zaman gibi söylediğim gibi bir sözü son kez burada söyleyerek konuşmama son vermek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım bu görevde olduğumuz sürece bila istisna tüm kararlarımızı kendi popülaritemiz için değil, aşığı olduğumuz Galatasaray'ın geleceğini düşünerek vereceğiz. Buradan da kim ne derse desin asla geri adım atmayacağız. Zira biz büyüklerimizden Galatasaray'ı böyle öğrendik, böyle yaşadık, böyle taşıdık. Bugün bize dayatılan bu mücadeleyi de böyle yürüteceğimizden hiçbirinizin ve Galatasaray'ın büyük taraftarının hiçbir şüphesi olmasın. Tekrar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Burak Elmas.